Bu aralar her şeye cevap arıyorum ve kafamın içinde cirit atıyorum. Belki de kaçacak yer kalmadığından oturup kendimi suçluyorum. Su gibi berrak olsam da sevinme en küçük canım. Nasıl gidiyor babamız? İyi abi. Al bakalım. Al oğlum. Ne zaman başın sıkışsa, ihtiyacın olsa bana geliyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun, tamam? Tamam abi. İyi, ben kaçıyorum okula. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Oğlum. Oğlum. Sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum oğlum. Ha, anne. Bu arabanın parası. Bunu sakla, tamam? Oğlum. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? İhtiyacımız olduğunda kullanırız. Sen de dursun, tamam? Belki mutlu bir günümüze denk gelir oğlum. Bana bir gelin getirsen artık ha. Bu konulara girmeyelim anne şimdi hiç. Oğlum, anlamıyorum sanma. Senin bir sıkıntın var ama söylemiyorsun. Zeynep gittikten sonra mı aranız bozuldu yoksa? Ha, anlat bana hadi. Konuşuruz sonra. Boş ver. Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Ne o? Biz bostan korkuluğu muyuz? Sana da hayırlı günler baba. Ha, hayırlı günler. Sizin gibi evladı olanın ne hayırlı günü olur ya. Eve biraz para getirseydiniz bari. Bak şu annenin haline. El alemin evine temizliğe gitmekten ne hale geldi. Canı çıktı kadın. Haydi sus. Sanki bir işin ucundan tutuyormuşsun gibi çocuklarıma yüklenme. Ay. Ya git başka yerde kus kadın. Sen ne biçim adamsın ya? Babalığını görmedik bari anneme iyi kocalık yap. Ya dur midem bulandı be. Ha senden öğreneceğim nasıl kocalık yapacağımı. Akıl verme bana. Tabii canım. Sana kim akıl verebilir ki değil mi? Bırak babanı. Ne hali varsa görsün. Annem. Artık işe gitmeni istemiyorum. Benim işlerim yolunda. Sen de evde kalırsın, dinlenirsin. Seni böyle görmek istemiyorum bir daha. Yok bir şeyim oğlum. Sadece midemi üşüttüm herhalde. Geçer, sen üzülme. Tamam. Olsun. Bugün gitmiyorsun. Söz ver. Söz oğlum, söz. Hadi, eyvallah kaçtım. Hadi, selametle. Kız Melek, oğlanın yanında soramadım. Neyin parası o? Arabanın parası. Şşt, bir yüzlük ateşle de güzel bir kupon yapayım. Vallahi korum yerini. Sakın Hayri, sakın aklından bile geçirme. Bu para Kenan'a lazım. Eda kirayı ödemedi.
Günaydın. Günaydın. İyi misin sen? Hı hı, iyiyim. Zeynepciğim, bana anlatmak ister misin? Bir şey yok, gerçekten iyiyim ben. Peki. İçeride senin için bir şey var. Belki yüzünü biraz güldürebilirim. Ne var? Ne soruyorsun? Hadi kalk gel. Hadi. Jüriden bir sorunumuz var. Nedir? Dışarı çıkabilir miyiz? Daha sizinle görüşmek istedi. Zeynep Hanım duymasın diye mecbur kaldım. Ne? Ne istiyorsun? Engin Bey'e ulaşamayınca mecbur kaldım. Başınız sağ olsun. Engin paranın yarısını Haluk Bey öldükten sonra alacağımı söyledi. Kapı çeneni. Hakkım olanı istiyorum. Tamam. Tekin'le ofise kadar gidin. Paranın geri kalanını versin. Bir daha da karşıma çıkma. Yalnız şartlar birazcık değişti. Haberiniz olsun. Ne gibi? Ben çok düşündüm. Haluk Bey'in ölümünden sonra size kalanların yanında benim alacağım para önemi yok. O yüzden daha fazlasını istiyorum. Ne kadar? 2 milyon dolar. Bir dahaki sefere bu kadar alçak sesle konuşmam Jülde Hanım. Polise giderim. Her şeyi anlatırım. Belki benim de başım belaya girer ama sizin kaybettiklerinizin yanında hiçbir önemi yok. En geç yarın akşama kadar paramı istiyorum. Ne yapalım? İcabına bak. Bir daha karşıma çıkmasını istemiyorum bu sürtüğün. Ya bu çok güzel ama bana göre değil sanki. Ben seninle aynı fikirde değilim. Bence bunların hepsi sana çok yakışır. Bakalım. Ama benim elbiseye ihtiyacım yok ki. Zeynepciğim, ihtiyacın olduğu için değil. Alışveriş herkese çok iyi gelir, özellikle de kadınlara. Biraz neşelen diye. Benim için lütfen dener misin? Ver onu. Zeynep Hanım'a yardımcı olur. Hadi. Sarmaşıkları bilir misin Cesur? Sarmaşıklar güvendikleri bir dal. Dayanacakları bir kapı buldukları zaman inanamayacağın kadar hızlı büyürler. Ama küçücük paslı bir demir serüveni oracıkta bitirmeye yeter. Özetle, çalışanlarına söz geçiremezsen bu seni zayıflatır. Benim de canımı sıkar. Sen daha kıytırık bir torbacına söz geçiremiyorsun. Sanırım sana olan güvenimi gözden geçirmem lazım ha? Halit bir daha bizimle çalışmayacak abi. Ben gerekli önlemleri aldım. Gerçekten mi? Bravo. Göreceğiz. Böyle sıradan bir olayda adını duymak inan benim canımı çok sıkıyor. Bilesin. Şu kızlarla ilgili yapmamı istediğin başka bir şey var mı? Benden haber bekle. Ne kadar güzel olmuşsun. Sanki yakışmadı bunlar bana. Zeynepciğim lütfen. Giydiğin her şey çok yakışıyor sana. Bak bu çok güzel olacak. Kaldır bakayım saçlarını. Şöyle. Başkasının hayatını yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bunlar yeni hayatın için yapman gereken şeyler Zeynepciğim. Sakın yanlış anlama. Eski Zeynep de çok güzeldi. Ama o Zeynep mahallede kaldı. İnan bana kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ver bakayım kolunu. Bugün ne yapacaksın? Annemi görmeye gideceğim. Güzel. Yeni kıyafetlerine git. Yani seni böyle görsün. Mutlu, iyi. Tamam.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunlar hala niye burada bekliyor? Götürün odaya. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, geçen günlerde biliyorsunuz bazılarınızla birebir sohbet etme şansım oldu. Şimdi de sizi evlerinizde ziyaret etmek istiyorum. Ev mi? Ya hocam, vallahi bizim evin ortamı pek renkli değildir ya. Ben davet etmem sizi. Hocam, niye geleceksiniz ki? Canınız ev yemeği çekti herhalde. Bir size yapıp getirelim. Vallahi ev yemeği fikri fena değilmiş. Demek ki bu davetler yemekli olacak. Oğlum, hoca iyice kafayı kırdı. Oğlum, sus lan, ne diyorsun? Evet. İlk kimle başlayalım? Meral? Yarın akşam uygun olur mu ailen? Yok hocam, biz uygun değiliz. Şey, annem işe gidiyor, babam da memlekette. Hocam, ne olur bize gelin lütfen. Annem çok güzel yemek yapar, babaannem çok güzel hikaye anlatır. Evimiz havadar, üçüncü kat, bize gelin. Baban ne zaman gitti memlekete? Ya yok ayan ya, ben salladım işte gelmesin diye. Kıvırma konusunda mark olacağız, ben size söyleyeyim. Kesin. Merhaba Nilüfer Hocam. Bugün dersin olduğunu bilmiyordum. Boş bir ders varmış. Müdür bey rica etti. Onun için geldim. Ya Yusuf, neden bir şey sormuyorsun? Ne sorayım Nilüfer? Söz verdiğin halde gelmedin. Bir telefon etme gereği bile duymadın. Ne sorayım? Ne söyleyeceksin ki? Ya seneler sonra karşılaşıyoruz. Belki biz buna kader deriz. Ama ben hiçbir şey olmamış gibi yaşayamıyorum. Bunu anladım. Ben kendi payıma düşeni yaşıyorum. Payına düşen mi? Neymiş o? Nilüfer, seni tekrar bulmuşken kaybetmek istemedim. Ha sen diyorsan ki ben yokum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bu kadar mı? Kendimi ifade etmeme bile izin vermiyorsun Nilüfer. Ölen Tolga Yusuf. Bedeni toprağın altına giren Tolga. Annesi, kız kardeşi, sevgilisi hala hayatta. Anlıyor musun? Ama ben kime laf anlatıyorum ki? Sırf bunları görmemek için kaçıp gitmiş birisin sen sonuçta. Nilüfer. İstediğiniz bilgileri getirdim efendim. Kenan Altay içeriden yeni çıkmış. Masum biri onun kadar cesaretli olamazdı zaten. Daha önemli bir bilgi var efendim. Kenan'la Kafkas aynı cezaevinde kalmış. Derhal içerideki adamımızla irtibata geç. Bizzat kendin konuş. Bu Kenan Altay durduk yere çıkmadı karşımıza. Anlaşıldı efendim. Esat. Buyurun efendim. Ege nerede? Ege Hanım en son arazide at biniyordu efendim. Adamlara söyle getirsinler. Emredersiniz. Hadi bakayım İmbat'cığım, hadi. Gel canım, gel. Hadi, hadi, hadi. Aferin, aferin. Hadi. Ah. Nerede kaldı bu taksi ya? Ah, geldi. Hoş geldin Kasım. Melike Hanım,
Yıllar sonra sizi görmek ne kadar güzel. Yıllar bana çok acımasız davrandı Kasım. Şaşkınlığını görebiliyorum. Yıllar acınızı da dindirememiş. Öyle zor ki. Hele kaybettiğim bir evlatsa. Acısı hiçbir şeye benzemiyor. Hadi içeri gel. Sana bir şeyler ikram edeyim. Buraya oğlumla ilgili konuşmaya gelmedin değil mi Kasım? İşte tam da onun için geldim. Anlamadım. Size oğlunuzun katilini vermeye geldim. Ne demek istiyorsun? Ne biliyorsun çabuk söyle. Tamam. Babanızın en yakın arkadaşı. Ve onu sırtından vuran adam. Oğlumu aslında Lostra mı öldürdü? Evet. Amacı onunla birlikte sizi de öldürmekti ama şanslısınız ki hayattasınız. Sana inanmıyorum. 15 yaşında bir çocuktan kim ne ister ki? Yapmayın Melike Hanım. Eğer oğlunuz yaşasaydı dedesinin yerine geçecekti. Ve işlerin başına. Rakip olacaktı. Duygu, ilaçlarımı getir çabuk. Hoca da bayağı fit ha. Herhalde fit olacak Bino. Adam her sabah 5'te kalkıyor. Senin benim gibi değil. Of. Ne haber gençlik? İyidir hocam. İyidir hocam. Size bir teklifim var. Hafta sonları bizim salonda çalışacak part time mi lazım bize? Düşünür müsünüz? Yani hocam düşünüyoruz da şimdi bunun maaşı nedir? Ne bileyim işte akbili var mı, yemeği var mı, sigortası var mı? Vallahi öyle geniş bir bütçemiz yok arkadaşlar. Ama gönlümüz geniş. Vallahi hocam bizim hiç mi hiç vaktimiz yok. Yani hocam o değil de ne bileyim işte ben cumaya geleyim haftanın her günü. Haftanın her günü olmaz tabii, haftanın bir günü geleyim. Oğlum sen sanki caminin yolunu biliyorsun da. Cumaya gelip gelmemek senin bileceğin iş Bünyamin. Ama madem yardım etmek istiyorsun, bak hafta sonu cami temizliği var. Seni bekliyorum oraya. Adam hem fit hem de hazır cevap. Çat. Kung fu pandalar hariç. Çat. Siz bir düşünün o zaman, bana haber verirsiniz. Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Taksi yok mu burada bir yerlerde Nilüfer? Buralarda pek taksi kullanan yoktu anlacığım. İki mahalle aşağıdan geliyor. Ne acayip yer burası. Ya istersen yürüyelim, beklemeyelim. Yoldan çeviririz taksi. Olur, yürüyelim. Yusuf değil mi bu? Hani görüşmüyordunuz? Damla. Damla merhaba. Merhaba mı? Yıllar sonra bana merhaba mı diyorsun? Nilüfer, 3 gün önce konuştuk daha seninle. Görüşmüyoruz dedim bana. Damla, hadi bir yerde oturup konuşalım istersen. Niye konuşacağız ya? Tolga öldüğünde ben ne yapıyordum biliyor musunuz ha? Düğün davetiyesi hazırlıyordum. 2 ay sonra düğünümüz olacaktı. Bunları benden çaldınız siz. Hiçbirimiz böyle olsun istemedik Damla. Ama oldu işte. Öldü Tolga. Sebep olduğunuz şey yüzünden 5 yıldır ben ne haldeyim biliyor musunuz? 5 yıldır benim hayatım mahvoldu. Ama görüyorum ki çabuk toparlamışsınız. Tebrik ederim sizi. İkinizi de görmek istemiyorum. Damla lütfen bekler misin? Sakın peşimden gelme Nilüfer. Yıllar sonra teselli bulmak için kapına geldim. Ama görüyorum ki yanlış yapmışım. Yazık. Buluşacağımız gün mü geldi Damla? Daha iyisiniz sanırım. Bana eğer yalan söylüyorsan
Yeminimi bozarım. Felaketin olur mu Kasım? Söylediklerim kelime kelime doğru. Öyleyse sen neden geldin buraya ha? Lostra'nın en yakın adamı olduğunu biliyorum. Bu bilgileri neden verdin? Aslında çok basit. Lostra benim önümde kocaman bir engel. Onu ortadan kaldırıp yerine ben geçeceğim. Ve bunun için de sizin gibi öfkeli biri lazım bana. Bu kadar çok şey düşündüğüne göre bir plan da yapmış olmalısın. Elbette. Size yardım edecek maşanız olacak birini sunacağım. Jülide Bozdemir. Jülide Bozdemir. Jülide Bozdemir. Jülide Bozdemir neden böyle bir şey yapsın? Çünkü zor durumda. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim. Siz biraz düşünün. Geri kalanını ben hallederim. Jülide de benim. Ben de senin maşan olacağım, öyle mi? Ah, yapmayın Melike Hanım. Bu kadar duygusal yaklaşmayın konuya. Sadece birbirimize biraz yardım edeceğiz. Hepsi bu. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Bay bay. Duygu, hemen arabamı hazırlasınlar. Neden yapıyorsun bunu Ege? Çünkü çok sıkıldı babam. Senin işlerin önemli diye ben günlerde dışarı çıkamıyorum. Çünkü geçerli sebeplerim var. İyi. Ege. Bir daha böyle bir ihmal olursa yakarım hepinizi. Şimdi kaybol. Kevserim, almışsın mesajı eline. Öf, yazmıyor işte. Bu mamız yazmıyor, yazmıyor. Belki yazan yerleri ağrıyordur. Bak kızım, ben sana diyorum bu çocuk seni oynatıyor diye ama sen bana inanmıyorsun işte. Bütün erkekler böyle. Al işte, yine konuştuk profesör. Tamam, yaz bakalım. Mesaj at kızım. De ki yarın buluşalım de. Gelecek mi? Her iddiasına varım, gelmeyecek. Oğlum, akşam ağırsa da buluşalım ben al. Harmanın başında. Oğlum bak, az daha bağır, az daha. Harmanın başında. Ne duyacak, ne yapıyorsun ya? Kardeşim, bende az bir şey para var. İşte bende para yok ama benim kardeşlerim var. Yahya. Ben salona gidiyorum. Git, bana ne? Satranç oynayacaktık. Ya kızım, ben sana öyle bir söz mü verdim? Sen öğreteceğim diye tutturdun. Ama beraber... Şişt, tamam, hadi git kızım. Bak, ben öyle düz adamım. Satranç mantranç bana gelmez. Git hadi sen. Şişt, Vanda, ne iş? Kızım, bazıları panda seviyor. Ya bir önüm, ağzını gözünü kırarım senin ha. Oli. Meral, kızım niye durdun öyle mah gibi? Şişt, durum mu geldi ayağa? Thank you.
oluyor lan? Allah Allah, anlamadım ki bir anda durdu öyle. Neyse gidip bakalım bari peşine. Biz de gelelim mi? Yok yok, siz gelmeyin. Belki kısa falan bir şeydir. Siz kalın, biz hallederiz. Arayın. Bu zamansız ziyaret nereden çıktı Melike Hanım? Sana tek bir soru soracağım Kafkas. Oğlumu Lozra mı öldürdü? Soruma cevap ver. Demek biliyordun ve sakladın öyle mi? Biz seninle böyle anlaşmamıştık Kafkas. Bilseydiniz taraf değiştirmeyecektiniz. Babanızın işini devam ettirip intikam almaya çalışacaktınız. Doğru. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen de aynı şey için çalışıyorsun. Ben doğru taraftayım. Aramızdaki fark bu. Siz yanlışı seçecektiniz. Artık ne doğru ne yanlış hiçbir önemi yok. Ben 15 yaşındaki çocuğumun bedenini toprağa verdim. Sonra sen çıktın karşıma. Ne dediysen uydum. Elimi eteğimi çektim. Neden biliyor musun? Bir gün ben bilmesem bile oğlumun katillerine de gelecekti sıra. Değişen bir şey yok. Onlara gene sıra gelecek. Evet, gelecek. Hatta geldi bile. Ona aynı acıyı yaşatacağım. Sizinle bir anlaşma yaptık. Seninle anlaştığımızda oğlumu kimin öldürdüğünü, beni kimin öldürmeye çalıştığını bilmediğini söylemiştim. Artık anlaşma falan yok Kafkas. Ne habersiniz? Vallahi bizde bir şey yok. Aha, haberler onlarda. Ne yaptınız, buldunuz mu Meral'i? Bulduk, bulduk da konuşmuyor ki. Siz gidin, ben sonra anlatacağım dedi. Ne oldu oğlum Meral'i? Ya biz de anlamadık ama hali çok kötüydü. Ya evine gidelim dedik, izin vermedi. Biz de buraya geldik. Gidip bakalım, belki bir derdi vardır kızın. Derdi olduğu kesin kardeşim. Çıkar bakayım. Ne bu? Şah. Ya kızım böyle şah mı olur ya? Şah dediğince böyle insan aklına heybetli bir şey gelip ben bunu yolda görsem tekme atarım. Bu ne? Vezir. E bunun ikisi de aynı. Bunun ucunda bir çıkın. Ya sen ver şu. A bak, taş dediğim böyle olur. Bu ne şimdi? Bu at değil mi? At. Tamam, a bu da sur. Kale. Ya kale ya da sur. Şimdi ben söyleyeceğim, bunlardan hangisi güçlü? Şimdi en güçlü olanları şah. Yani şah giderse oyun da biter. O yüzden ben her zaman veziri tercih ederim. Ama piyonlar da önemli. Şimdi oyunda herkes... Ya bir sus yeter. Sen bunun kitabını mitabını getir, hallederiz biz. Şey, nereye gidiyorsunuz ya siz? Kardeşim biz Meral'i aramaya gidiyoruz da sen gelme istersen ya. İşin var senin galiba. Bino, benim işim var tabii. Ben hani burada çalışıyorum ya kardeşim. Türkan, hadi kızım git sen de salonda oyna. Benim başımda dolanma. Beni arayın, haber verin ha. Tamam, ben Türkan'a mesaj atarım kardeşim. Ya Türkan'a niye mesaj atın? El sallama be, adımızı çıkaracak ya. Beni ara! Hadi gelin çocuklar, yemek hazır. Çok acıktım anneanne. Meral, yemekten sonra seninle konuşacağım biraz kızım. Konuşacak bir şey yok anneanne. Yapma kızım, bir hata etti. Annen o senin. Annem mi geldi? Benim annem falan yok anneanne. Bizim annemiz yok. Sen yemeğini ye, tamam mı kızım? Anneannem yanlış söyledi. Tamam mı kızım? Ama beni de arada bırakıyorsun. Ben de anneyim. Gidecek başka yeri yok ki. O gelirse biz gideriz o zaman. Kapat şu konuyu. Kalbini kırmak istemiyorum. Ne işin var senin burada? Evime geldim kızım. Cezaevinden çıktım. Size geldim. Defol git. Yerin yok senin bu evde. Defol. Meral, öyle şeyler kapı arasında olmaz. İçeri girin de konuşun. Bak anneanne, söyle şuna gitsin. Bak Cemre görmesin onu, söyle şuna gitsin. Annenizim ben sizin. Çok özledim yavrum. Özleme. Özleme, hakkın yok burada. Özleme, hakkın yok. Meral, farklı yere gidiyorsun artık. O senin annen. Burası onun da evi. Annesi bir yere mi gitmiş ki? Ne bileyim oğlum.
Bir mevzu var ama. Burnumda tüttünüz Meral'im. İzin ver içeri gireyim. Giremezsin. Cemre seni öldü biliyor, tamam mı? Ona dokunmanı istemiyorum. Defol buradan, defol. Gir eve Fatma. Cemre'ye söylemeyiz, tamam mı? Bir sakin ol. Tamam. O zaman ben giderim. Bir sakin ol. Meral. Bırak. Meral. Bırak, sakinleşsin. Meral. Beni. Bırak. Meral, tamam. Çekil şuradan. Sen olduğun yerde benim işim yok. Ben. Sakinleşsin. Kızım, ben Fatma giderim. Gelir. Dur şuna kızım. Meral. Kızım, senin annen neredeydi? Hani birlikte yaşıyordunuz siz? Meral, baban nerede senin? Ya Meral. Meral. Yalan mı söyledin bize? Yalan söyledim, ne var? Babam öldü benim işte, yok. Annem de benim için öldü. He? İşiniz rahatladı mı? Mutlu oldunuz mu ha? Cevabınızı aldınız. Yalan söyledim size. Tamam Meral, bir şey demedik. Sen öyle diyorsan öyledir. Var ya da yok. Can istemeyen gelmesin yanıma. Ya öyle kaçıp gitmekle olursan gel buraya. Hemşirenin kaldığı oteli bulduk efendim. Akşama halledeceğiz. İyi. Sürünsün aşk gözü köpek. Jülide Hanım, yanlış anlamazsanız size bir şey soracağım. Sor Tekin. Zeynep Hanım'la ilgili planlarınızı merak ediyorum. Sen de üstüne vazife olmayan işlere sakın burnunu sokma. Her şey kontrolüm altında olsun istiyorum. İşine bak, o kadar. Anladım efendim. Jülide Hanım, Melike Demirel diye bir hanım geldi. Al içeri. Çık. Peki. Merhaba Jülide. Hoş geldiniz. Buyurun. Adınızı duymuştum. Sizin için ne yapabilirim? Sen değil. Benim senin için yapacaklarım var. Lostra ile başının dertte olduğunu biliyorum. Sermayesi olacak kızları kaçırıp ülkelerine geri göndermişsin. Sana yardım etmek istiyorum. Size yanlış bilgi vermişler. Lostra'ya ihanet etmem söz konusu bile değil. Kardeşinin mezarını çaldı. Eğer kendini ispatlamazsan mezarın yerini asla öğrenemeyeceksin. Bana güven. Seninle işbirliği yapmak istiyorum. Lostra'nın gözünde seni temize çıkarabilirim. Bunun karşılığında ne istiyorsunuz? Bana yardım edeceksin. Ondan intikam almam için bana yardım edeceksin. Akşam seni kahveye bekliyorum. Ayrıntıları konuşuruz. O zamana kadar sen de biraz düşünmüş olursun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Var mı bir hareketi Kafkas'ta? Değişen bir şey yok, her zamanki gibi. Patronun selamı var. Birini araştırmanı istiyor senden. Kenan Altay, içeriden yeni çıkmış. Ne öğrenmek istiyorsun? Kafkas'la bağlantısını. Hatırlıyorum Kenan'ı. Kafkas'la aynı koğuşta yatmışlardı. Yarın seninle baba kız bir şeyler yapalım mı? Ne gibi? Aa, dur tahmin edeyim. At bineriz. Ama bu sefer değişiklik yapalım. Arazide değil, manejde binelim. Yeni bir şey yapmış oluruz. Ege, beni üzüyorsun. Sen de beni yoruyorsun baba.
Sıkıldım artık, anlıyor musun? Sıkıldım. Konuştuk bunları Ege. Her şey senin güvenliğin için. Hiçbir zaman güvende olmadım ki ben. Çocukluğumdan beri peşimde gölge gibi dolaşan bir koruma ordusuyla yaşıyorum. Senin istediğin hayata, senin istediğin insanlarla arkadaşlık ediyorum. Benim ne istediğimse hiçbir önemi yok baba. Çünkü ne zaman bir şey istesem hep bir engelle karşılaşıyorum. Ne var biliyor musun? Aslında sen bana güvenmiyorsun. Bana, biricik kızına güvenmiyorsun. Yanılıyorsun kızım. Ben sana her şeyden, herkesten daha fazla güveniyorum. Öyle mi? O zaman bir güven testi yapalım. Bakalım benim hislerime güveniyor musun? Nasıl olacak o iş? Kenan'ı yemeğe çağıralım. Kenan mı? Bu da kim? Hayatımı kurtaran adam baba. Unutmuş olamazsın. Ha, evet evet. Kızım, onu henüz tanımıyoruz ki. Gördün mü? Güvenmiyorsun bana. Ben belki hissediyorum. O iyi biri. Ege, canım kızım. Bak, lütfen artık kapatalım bu konuyu. Ha? Keşke annem yaşasaydı baba. Keşke annem yaşasaydı. En azından beni anlamaya çalışan birine sahip olurdum. Afiyet olsun. Ege. Efendim? İçerideki adamımızla konuştum. Anlat. Bizim çocuklar seni köşeye sıkıştırmışlar ha Kenan? Öyle oldu abi. Aman abi gözünü seveyim. Gönlünü zor ettik zaten ya. Bundan sonra zorlama iş yapmayacaklar abi. Anlaştık. Bizim işler de zorlamadan gitmiyor Kenan. Abi. Ya da ne zamandır arayan soran yok. Bunlar düşmediler galiba dümene. Düştüler. Lostra seni araştırıyor. İçerideki adamından bilgi alıyor. Hadi ya. Öğrendiler mi her şeyi? Öğrendiler. Ama bizim istediğimiz şekilde. Mahmut abi. Kenan kardeşim. Kenan ilk içeri girdiğinde Kafkas'ın koğuşundaymış. Daha sonra aralarında bir husumet çıkmış. Kafkas hırpalamış bunu biraz. Hastanelik etmiş. Daha sonra başka bir koğuş almışlar. İçerideki adamımıza hala güveniyor muyuz Esat? Ondan yana bir sıkıntı çıkmaz efendim. Biliyorsunuz kızı cam kemik hastası. Ve bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Bize yanlış yapamaz. Tamam, gidebilirsin. Öyle Leyla derler işte adama. Kerem kardeş, şimdi diyeceksin ki Mahmut abin Nostra'nın arkadaşıken neden yalan söyledi? Biliyorsun ki müvaffetliyim ben. Sebepsiz yere girmedim. Çocuğum için buradayım. Yanlış işlerim oldu. Sonra Kafkas'la tanıştık. Sağ olsun elimden tuttu. Yanlış tarafta olduğumu öğretti bana. Hakkını ödeyemem. Estağfurullah. Eyvallah. Abi şimdi ne olacak peki? Lostra kızını kaçıranların kim olduğunu bulamayacağı için bir süre daha seni tehdit olarak görecek. Ta ki seni tanıyıp anlayana kadar. Ama bugün öğrendiklerinden sonra bu da fazla uzun sürmez. Anladım. Eflatun'la Balyoz. Onlar seni üzmezler. Onlara güven. Dostunun kızına da iyisin abi. Söyle de bizi dinlemiyor arkadaş. Yanlış yere bakıyorsun Kenan kardeş. Kafkas abi böyle görevleri hiç ihmal etmezdi. Hatta böyle olmayan görevlere gitmiyor diye de duyduk. Abi, o iş zor. Yani en fazla arkadaş falan oluruz yani kızla. Hani ne bileyim ben öyle kızın duygularıyla falan oynayacak adam değilim. Sen biliyorsun beni.
Zorlamayalım o zaman. Nasip. O zaman bize müsaade abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Allah'a emanet. Otur gene. Hayırdır abi? Melike'ye dikkat edin. Bugün buraya geldi. Oğlunu öldürenin Lostra olduğunu öğrenmiş. Anlaşma bozuldu dedi. Bir delilik yapmasın. Bu hiç iyi olmadı usta ya. Benim bildiğim Melike babasının aynısı. O öyleyse de bayağı dikkat etmemiz lazım. Demirden leblebi. Yutamıyorum. Ölüyorum. Öleceğim. Meral. Meral iyi misin? Meral. Şişt, oğlum. Yok mu iyi bir şeyler ya bak. Ateşleseniz hadi. Canım taze bitti ya. Olsa kendimi ateşleyeceğim be. Ne kadar para? O kadar kafa. Kafamdakileri silemiyorum ya. Silemiyorum. Az daha ya. Az ne daha. Az daha ya? Kızım sen ölmek falan mı istiyorsun? Sen ölmeye kolay mı sanıyorsun ha? Yıllardır bekliyorum ama gelmiyor Azrail. Ölmeyi isteyecek kadar ne yaşadın kızım? Dur da 16 yaşındayız. Ha, 16 yaşındasınız değil mi? Şu halinize bakın. Benim yanımda da ölüm ölüm deyip durmayın ha. Oğlum onu bırakın da bu kızı evine götürelim. Bak ya Camcı sen ayık kafayla da güzel adamsın ha. Seni kafamın verdiği yetkiye dayanarak pilot ilan ediyorum. Al kızı evine uçur. Camcı, senin zulada vardır bir şeyler. Hadi versene ayrına ya. Hadi. Hadi. Akıllı bir kadın olduğunu biliyordum. Hakkımda çok fazla bilgi sahibisiniz. Bu hızla yayılan bilgi Lostra'nın kulağına giderse pek çok kişinin canı yanar. Sizinle işbirliği yapmaktan başka şansım olmadığını fark ediyorum. Bundan sonra birlikte hareket edip Lostra'nın sonunu birlikte izleyeceğiz. Peki beni nasıl temize çıkarmayı düşünüyorsunuz? Çok basit. Ona kızları kaçıranı vereceğim. Şu sıralar canını çok sıkan biri var sanırım. Hı? Esra hemşireyi kastediyorum. Siz gerçekten de düşündüğümden daha fazla bilgi sahibisiniz hakkımda. Ben gelmeden önce seninle konuştuğunu biliyorum. Sanırım ona verdiklerini artık yetinmiyor. Yalnız Lostra buna inanmaz ki. Esra basit bir hemşire. Genel ev patronu değil. Onunla yüz yüze gelmeyecekler ki. Bana güven. Öyle şeyler söyleyecek ki suçu üstüne alacak. Sana ne zaman gelecek? Yarın akşam. Peki bütün bunların karşılığında siz benden ne istiyorsunuz? Lostra'nın kızını. Onu tanıyorsun değil mi? Evet. Biliyorum kızını. Beyler, bence hepiniz yeterince uçtunuz. Hadi evlere dağılalım. Bak sorun çıkacak bu sonunda. Eve gidiyoruz hadi. Ya ne evi ya? Ev falan yok benim. Gelmiyorum. Yatarım ben şurada. Oo, evde kalmak istemeyen de ya burada kalıyor ya arsada. Bak Bino, yeni durum gevezeliyeceğiz. Elimde kalacaksın ha. Camcı abi tut şunu ucundan kaldıralım hadi. Ya ne ucundan tutsun? Kızın şaftı kaymış. Ucu elinde kalır ha. Bak Bino, uzattın ha. Yeni durum tokatlarım seni burada. Bana getirelim Meral. Ya bırakın gitmiyorum dedim size Allah Allah. Bizi eve götürelim diyeceğim de bizimkiler de bu halde eve sokmazlar ki ikimizi. Ya Camcı, abi şunu zorla kaldıralım ben nereye götüreceğimizi biliyorum hadi.
Nereye götüreceğiz? Ya bende anahtarı var. Yusuf Hoca anahtar vermişti. Hmm. Götürelim işte salona. Kalsın sabaha kadar orada. Ha. Bir şey demesinler. Ya sen bu kafayla bana akıl verme, tamam mı? Abi sabah geliriz. Hocalar gelmeden alır götürürüz kızı. Hadi. Tekin, ne durumdasın? Peşindeyim Cüneyt Hanım. Oteline gidiyorum. Birazdan indireceğim. Hemen oradan uzaklaş. O kız bana lazım. Bir şey yapmayacaksın. Peki efendim. Gidelim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Sen niye uyumadın bu saatte? Seni bekledim. Serkan da gelmedi daha. Gelmedi mi? Vallahi Allah. Nerede ki? Dur ben bir arayayım onu. Ha, yok yok, ben aradım. Gelir şimdi. Gel biz seninle biraz konuşalım. Hadi. Ha, gel hadi. Hı, söyle bakalım ne oldu? İyi misin sen oğlum? Anne. Bak senin derdin sana yeter, tamam mı? Bir de beni düşünüp üzme kendini. İyiyim ben. Oğlum. Günlerdir aklımdan çıkmıyorsunuz. Ne Serkan'a ne de sana iyi bir düzen kuramadık. Kendi başınıza kaldınız. Çok üzülüyorum. Annem. Oğlum dinle hele. Kendi dünyanı kurmanı istiyorum. Çok kötü şeyler yaşadın. Kıymet bilirsin artık. Evlen, yuvanı kur. Bizi düşünüp de erteleme bu işleri. Serkan'a ömrüm yetmez biliyorum. Ama yaşarken en azından senin mürüvvetini göreyim. Öyle şeyler söylemiyoruz değil mi anne? Bak, seninle çok güzel günler göreceğiz daha. Ama evlilik için daha erken, değil mi? Oğlum, Zeynep iyi kız. Bak, onun gibisini bulamazsın. Onca zaman bekledi seni. Ben gider konuşurum bir sorununuz varsa. Ha? Olmaz mı? Sakın. Konuşmanı istemiyorum, tamam mı? Bak bunlar öyle gidip konuşup halledilebilecek şeyler falan değil. Tamam. Bitti artık, konuşmayalım. Boş ver. Anne. O defter kapandı. Geçmiş olsun. Oğlum şarjım bitti ya. Sende var mı? Yok oğlum, bende yok. Ne neredesiniz siz? Ya Meral'in evine uğradık okul kıyafetlerini almak için. Oğlum ne iş lan bu böyle? Ne yapıyorsun ya? Ya ne bileyim, sabaha kadar işte kızın başına bir şey gelmesin diye beklemiş burada. Akla bak. İçeride niye beklemiyor, dışarıda bekliyor? Ya herhalde kız rahatsız olmasın diye. Abi sen niye boş boş şeyleri sorguluyorsun? Davut abi gelecek. Donca amca, Donca amca. O ne oğlum? Ya kızım var ya, böyle çapkın, aynı zamanda esrarengiz. Ya işte Don Juan, Don Juan. Ya Bino, sabah sabah zihin yakmaya birebirsin kardeşim. Abi. Biraz az konuşun ya. Davut abi gelecek diyorum. Başımı yakacaksınız. Hadi. Ya hadi, hadi, hadi. Topuna. Alın siz, ben Davut abiye bakacağım. Al, al, al. Ya Bino geç hadi. Meral. Meral. Hadi uyan, okula gideceğiz. Evden kıyafetlerini aldık. Annenin evdekilere de bize kaldığını söyledik. Hadi siz ol. Ne var ya? Ya bir çıkın da kız giysin. Azıcık ince fikirli olun ya. Ha. Hadi, hadi. Oğlum birazcık ince fikirli ol lan. Ya ne ince fikri Bino? Davut abi gelecek diyorum sana. Kızım hadi çabuk ol. He lan lan he. Yusuf hocam. Günaydın. Günaydın. Nasılsın abi? Sağ ol. Ben iyiyim de ya bizim çocuklardan pek emin değilim hocam. Niye abi, hayırdır? Ya dün gece eve giderken bizim spor salonunun orada gördüm çocukları. Böyle bir telaş halindeler. Meral'in durumu perişandı ya. Vallahi iki tane çocuk kollarına girmişler, zol kaldırıyorlar da kızı. Allah Allah, ne oldu ki acaba? Vallahi bilmiyorum hocam ama bana sorarsan Meral dün gece evinde değil, bizim spor salonunda yattı. Sıkıntı var yani. Vallahi var hocam. Allah aşkına git öğren. Dün gece bile bile görünmedim çocuklara, biliyorsun. Çekinirler benden. Böyle telaşlanıp yanlış bir şey yapmasınlar diye. Sorsam da söylemezler zaten. Tamam abi, halledeceğim ben. Çok sağ olasın. Sen de sana. Kolay gelsin. Eyvallah.
Abi Sacit nerede kaldı ya? Zaman zaman. Sürekli acı iyidir. Dinç tutar. Hayırdır Jülide? Bu ziyaretin neye borçluyuz? Laf sokmaya mı geldin? Lostra ile görüşmek istiyorum. Bak sen. Ama bunu daha önce konuşmuştuk. Bu çok önemli. Haber ver. E sorsam söylemezsin değil mi? Yok söylerim. Parmaklarını kurtaracak kadar önemli bir mesele. Parmaklarımı bu kadar düşünmem beni çok duygulandırdı. Naif kadınlara oldum olası sevmişimdir. Uzatma Kasım. Tamam. İletirim. Kurtulacağını duyunca nasıl da ehlileşiyorsun. Kurtulacak olan sadece benim parmaklarım değil Jülide. Senin de kellen. Sen beni düşünme canım. Dediğimi yap yeter. Görüşmeyi ayarla. Nilüfer, günaydın. Günaydın. Vaktin varsa konuşmamız lazım. Vaktim yok, konuşacak bir şey de yok. Yusuf, artık bir yere varamıyoruz lütfen. Ben bunun için gelmedim zaten. Dün gece salonda yatırmışlar. Bir sorun var galiba. Biliyorum. Çağırdım Meral'i, konuşacağım. Tamam. Haber verdiğin için sağ ol. Gerisini ben hallederim. Rica ederim. Fatma Hanım. Beklettim sizi, kusura bakmayın. Önemli değil hocam. Yeter ki derman olun derdime. Beklerim ben. Bakın, ben hem Meral'e hem size elimden geldiğince destek olacağım. Ama anlattıklarınız Meral yaşında bir çocuk için gerçekten çok zor şeyler. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Sabretmemiz lazım. Efendi, hoş geldiniz. Demek burayı işletiyorsun. Evet, yeni açtım sayılır. Cezaevinden çıktıktan sonra mı? Beni mi araştırıyorsunuz? Bak delikanlı, seninle açık konuşacağım. Kızımı kurtardığın için sana minnettarım. Ama bu karşılaşmanın tesadüfi olduğu konusunda şüphelerim var. Vallahi şüpheleriniz için yapabileceğim bir şey yok. O gece de söyledim. Tesadüfen oradaydım. Eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa yetiştirmem gereken bir araba var. Bu akşam bize gel. Hep birlikte yemek yiyelim. İtiraz istemiyorum delikanlı. Kızım da çok sevinecek. Kaç zamandır sana teşekkür etmek istiyordu. Tamam. Akşam size olurum. Güzel. Akşama görüşürüz.
Gel. Beni çağırmışsınız. Otursana Meral'cığım. Kötü görünüyorsun. Yok, bir şeyim yok. Yanlış görmüşsünüz. Meral'cığım, sorunları konuşarak çözebilir miyiz? İzin verirsen... Hocam, siz beni buraya hal hatır sormaya mı çağırdınız? Ne söyleyecekseniz söyleyin, çıkıp gideyim işte. Meral'cığım, yaşadıklarını biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kaçarak çözemeyiz ama. Hiçbir şey bilmiyorsun. Meral. Bakın hocam, bakın saygısızlık etmek istemiyorum. Aklınızda ne var umurumda bile değil. Neler yaşadığımı zaten bilmiyorsunuz. Öğrenmenizi de istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Meral'cığım, her şeyi biliyorum. Annen anlattı. Yapma. Biraz sakin ol. Tam oradaydı ya. Anlattım her şeyi utanmadan. Nasıl ya? Söyle, nerede bu kadın? Meral'cığım, sadece yardımımı rica et. Nerede o kadın, söyle. Meral. Nerede ya? Söyle. Söyle nerede? Söyle. Meral. Söyle nerede? Meral. Söyle. Söyle diyorum sana. Ya kendimi döndüreceğim, onu döndüreceğim. Sakin ol. Nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın ya? Meral kızım. Kızım deme bana. Kızım deme. Meral. Ya nasıl anlatırsın? Ne oluyor? Allah. Nasıl anlatırsın ya? Nasıl anlatırsın ya? Nasıl altına alırsın beni ya? Nasıl anlatırsın pislik? Meral sen. Meral. Meral sakin ol. Meral sakin ol. Sakin ol. Ya sen nasıl bir annesin ya? Nasıl bir annesin? Rezil ettin beni. Abla. Abla iyi misin abla? Ya! Meral! Aksanize! Ne oluyor oğlum? Nerede bu kız ya? Ya ne bileyim ulan, uçtu sanki. Ya birader bak, bu böyle olmayacak, dağılıp arayalım. O zaman biz özel bir arsaya gidiyoruz, hadi koş. Tamam, biz de Bino'yla düz gidiyoruz. Vandam, siz de aşağı bakın, haberleşiriz. Oğlum ne oluyor, anlatsana. Ya oğlum, yargılama bir. Sorgulama. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlattıkların çok fena şeyler Nilüfer. Bir şey söylemek o kadar zor ki. Peki biz şimdi ne yapacağız? Nasıl bu kızın psikolojisini toplayacağız? Zor olacak ama deneyeceğiz. Meral biraz sakinleşsin, ben konuşacağım onunla. Şimdi ben annesiyle ilgileneyim. Tamam. Tamam, bu arada değil. Tamam, sorun yok, ben hallederim. Atakan, Kenan, kardeşim. Özlemişim dostum ya. Kaç yıl oldu görüşmeli? E oğlum çok oldu ya. Gerçi takip ediyorum seni. Eyvallah. Şimdi spor salonunda çocuklara ders veriyorum. Davut abi rica etti. E çok iyi. O kadar işin arasında zor olmuyor mu? Yok oğlum. Doğduğum mahalleye borcum sayılır. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Gel içeri içeri, ben Davut abi göreceğim. Gel. Ümraniye, Küçükköy, Karagümrük. Burada mıyız? Oo. Kenan'ım, Atakan'ım. Davut abi nasılsın? Eyvallah. Ya sizi gören nasıl olur ki? Çay içer misin? Olur abi. Kenan. Abi Atakan'ı bir göreyim diye geldi. O zaman bir çayını içerim, sonra kaçarım, tamam? Hadi geçin, oturun.
Oğlum nerelerdesiniz ya? Yüzünüzü gören cennetlik ha. Buralardayım oğlum artık. Görüşürüz. Ya fazla da görüşmeyelim birader. Çıtayı yükseltiyorsunuz. Bir yakamız var sonuçta bir yerde. Evet Kenan. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım işte. Ben de tamirhaneyi açtım. Geçirip gidiyoruz Atakan. Evet Cesur'u görmüyorum. Cesur işleri büyüttü. Kariyeri açtı. Yolları ayırdınız yani. Var ya eskiden ne özenirdim arkadaşlarımıza. Hatırlıyor musun? Cesur mahallenin çocuklarıyla kavga etmişti. Kurtarmıştım onu. Tanıştığımız ilk gün. Sonra bir daha ayrılmadık zaten. Çok güzel dönüm ben. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Neyse ben kaçar. Ne haber Atakan? İyi, senden ne haber? Ne yapıyorsun? Sağ ol. Dışarıdan çocuklar söyledi geldiğini de öyle gördüm. Ne haber Kenan? İyi sen? İyi ben de. Buralarda olacağım. Görüşürüz artık. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Salona çıkalım mı? Hadi. Gençler siz bakın keyfinize. Biz bir yukarı çıkıyoruz. Eyvallah. Kenan. Hep böyle mi olacak oğlum? Arıyorum telefonlarını açmıyorsun. Eve gidiyorum yoksun. Ha? Benimle mi konuşmak istemiyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen söyledin ama ben söylemedim kardeşim. Ayrıntı duymak istemiyorum Cesur. Tamam. En az Zeynep kadar suçlusun. Ya cezaevindeydin ya, cezaevindeydin. Elin kolun bağlı, bir de bunu yük etmek istemedim sana. En azından hazırlıklı olurdum ben. Olamazdın işte. Böyle bir şeyin hazırlığı falan olmaz. Bir şey değişmeyecekti. Ne seni atmıştı? Hadi bana eyvallah. Bak bak bak. Hiç beni bu kadar özlememişsin. Olur mu hiç öyle şey? Günlerdir burnumda tüttünüz ikiniz de. Şaka yapıyorum kız. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Yok. Ama deniyorum. Jüride Hanım çok destek oluyor bana. Babamın yaptığı resimleri gösterdi. Evde yarım kalmış bir resim buldum biliyor musun? Babam beni çizmiş. Aa. Nasıl yani? E seni tanıyormuş o zaman. Evet. Görünüşe göre öyle. Ama yine de beni görmeye gelmemiş. Neyse artık. Olanla ölene çare yok arkadaşım. Kenan'dan haber var mı? Yok. Az önce evine gittim. Belki görürüm diye. Ama kapısını bile çalmaya cesaret edemedim. Söyleyecek bir şeyin yok çünkü. Zeynep. Ne yap ne et konuş bence. Özür mü dileyim? Ben affedemiyorum kendimi. Bir de karşısına geçip beni affetmediğim. Affetmesi için değil ki. Anlaması için. Kenan'ın senin neler yaşadığına dair hiçbir fikri yok bence. Bak bir düşün. En son ne zaman ona onu çok sevdiğini söyledin? Çok oldu. Söyleyemedim ki. İhanet bu Zeynep. Affetmek kolay mı? Belki de seni hiçbir zaman affetmeyecek. Ama en azından neler hissettiğini bilsin. Haklısın belki de. Ama Kenan benden şu an nefret ediyor eminim. Biraz zaman geçsin. Öfkesi dinsin. O zaman konuşurum. O zaman belki dinler beni.
Neyse. Ben en kısa zamanda tekrar geleceğim. Tamam. Zeynep. Ben yardım etmek istiyorum Roji. Hayır canım, olmaz öyle şey. Roji. Lütfen. Ben orada rahat içinde yaşarken sizin burada sıkıntı çekmenize gönlüm razı olur mu? Hem ben Ali için bırakıyorum bu parayı. Ben bakıyorum Ali'ye Zeynep. Roji. Bunca zaman birbirimize can yoldaşı olduk. Kırma beni. Tamam. Hadi. Misafiriniz geldi Jülide Hanım. Sizi bu kadar erken görmeyi tahmin etmiyordum efendim. Evinizin havasını çok sevdim Jülide. Kızları kaçıranları buldum efendim. Öyle mi? Kimmiş? Melike Demirel. Kızları kaçıran o. Melike mi? Nereden çıkardın bunu? Sizinle eski bir davası varmış. Oğlunun ölümünden sizi sorumlu tutuyor, intikam almak istiyor. Peki senden ne istiyor? Beni zor durumda bırakıp size karşı kendi tarafına çekmek için kızları kaçırmış. Çünkü kızlarla ilgili şu bileceğiniz tek kişi benim. Şimdi benden bilgi sızdırmak istiyor. Önce sevkiyatlarımıza darbe vuracak. Daha sonra da... Lafı geveleme Jülide. Kızınıza ulaşmak istiyor efendim. Bir kızınız olduğunu biliyorlar. İşler yolunda. Güzel. Takviye sıkıntısı var. Takviye şart. Mal bulmamız lazım. Hallederiz. Sen yeter ki böyle arı gibi çalış. Hı? Hazırlayın. Sen şimdi git. Çocuklar sana ulaştır. Tamam. Yalnız şu çalıntı arabalarla ilgili... Anlatma. Dinlemek istemiyorum. Neden? Yani bir gelişme falan mı oldu? Cesur, cesur, cesur. Cesur. Hem beceriksizsin hem de meraklı. Hayır, yani benim sorumluluk alanım. Yani benim sorumluluk alanımda. Ben sorumluyum, o yüzden sordum. Tamam işte. Senin sorumsuzluğunu bu sefer ben çözdüm. Oldu mu? Al. Al. Hadi şimdi git. Hadi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Melike'ye gidip teklifini kabul ettiğini söyleyeceksin. Annesini görmek istiyorum. Bu şekilde bana güvenmesi zor. Sadık olduğumu göstermem için bilgi vermem gerekiyor. Nasıl bir bilgi? Size zarar vermek istiyor. İşlerimize darbe vurmak istiyor. Bununla ilgili bir bilgi vermem lazım. Tamam. Bu gece bir sevkiyat olacağını söyle. Adamlarını da haberdar et. Boş tırları gece yola çıkarsınlar. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım onunla. Kızımın adını ağzına almak neymiş öğrenecek. Hadi acele et. Başlasın efendim.
Hazırlıkları bitir. Merhaba. Merhaba. Merhaba Zeynep'ciğim. Ben çıkıyorum. Sen Menderes Bey'e bir kahve ikram et istersen. Tabii. Cesur, hemen görüşmemiz lazım. Tamam. Kahvenizi nasıl içersiniz? Sade. Hemen geliyor. Yoksa sen mi yapacaksın? Evet ama sizin için bir sakıncası varsa söyle edebilirim. Yok yok yok. Aksine memnun olurum. Peki. Ulaşmak imkansız. Bu gidişte çalışamayacağız. Soru başarmışsın gördüğüm kadarıyla. Hem sana tolerans gösterdim. Bak çağırdın, ayağına kadar geldim. Şu an var ya, kendimi böyle dünyanın en şanslı adamı hissediyorum. Ne konuşmak istiyorsun? Ne istiyorum? Kalsım yanına gittim. Kızlarla ilgili ağzını aramak için. Ötmedi. Bir derdi var anlaşılan. Bir şey saklıyor. İstediğini yapabilir. Başka bir planın var o zaman? Bu akşam şirketten iki tır kalkacak. Adamlarını ayarla, onları soyacaksın. Anlamadım. Nasıl ya? Yani şirketi Zeynep'in üstüne yaptın. Yasal olarak alamıyorsun. Soymaya mı karar verdin? Tırlar sözde uyuşturucu yüklü olacak. Yani bu akşam boş kutularla dolu tırları soyacaksın. Yalnız zulalara bakmayı unutma. Bir şeyler bulursan kendine al. İş bir an önce bitsin istiyorum. Kolay gelsin. Tek sorun kalsın değil anlaşılan. Kolay gelsin. Eyvallah. Sevgilini hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Ona iyi baktığını biliyorum. Sen beni üzecek bir şey yapmazsın. Yürü. İçtiğim en güzel kahveydi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yalnız Zeynep, seni biraz üzüldü görüyorum. Bakışların. Sanki dokunsalar ağlayacakmış gibisin. Alışma süreci herhalde. Yeni bir hayat, yeni bir çevre. Seni bir yere davet etsem gelir misin? Nereye? Kendini daha iyi hissedebileceğim bir yere. Atları sever misin? Severim tabii de hiç bilmedim. O zaman seni çiftliğime davet ediyorum. Bilmem ki nasıl olur. Bence çok güzel olur. Eminim kendini daha iyi hissedeceksin. Hadi kırma beni. Peki. Çıkalım öyleyse. Kızlar güzel bir şey söyleyeyim ben. Yok, hiçbir yerde yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Aga nereye gider bu kız? Bir arkadaşı falan yok mu bildiğiniz? Oğlum kız bizden bile saklamış hayatını. Ne arkadaş, ne diyorsun ya? Arkadaş ben anlamıyorum ki zaten. Hayır bu kız ailesini bile bizden saklayacak kadar ne yaşadı ailesiyle ya? Ne yaptılar oğlum bu kıza? Ben böyle düzenin içine tüküreyim ya. Bina. Alo. Oğlum ne konuşuyoruz burada? Sen de bir şey söylesene. Boş boş duvara bakmanın zamanı mı şimdi? Oğlum aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Yömer elde Rıdvan gibi... Şşş saçmalama oğlum. Oğlum ne saçmalaması ya? Oğlum Rıdvan bizim en temizimizdi. O bile böyle gittiyse. Ya oğlum bir sus yeter tamam.
Bu sefer kimse gitmeyecek, kimse ölmeyecek, tamam mı Bino? Bu sefer zamanında yetişeceğiz, Meral'i kurtaracağız bir şekilde. Tamam bir susun, Allah aşkına bir susun. Bir didişmeyin ya, bir kendinize gelin. Şimdi kalkıyoruz, bütün mahalleleri geziyoruz. Çalınmadık kapı bırakmayacağız, tamam mı? Meral'i bulacağız. Dağılın abi, dağılın. Bu sefer kimse ölmeyecek, tamam mı? Hadi dağılın. Nasıl? Beğendin mi çiftliğini? Çok güzelmiş. Esat. Buyurun efendim. Ege nerede? Odasında efendim. Seni biraz yalnız bırakacağım Zeynep. Tamam. Ege, gelebilir miyim kızım? Aşağı gelebilir misin? Seninle tanıştırmak istediğim biri var. Kimseyle uğraşamam baba. Aşağıda bir arkadaşımın kızı var. Senin yaşlarında. Ha sakılmayayım diye arkadaş mı getiriyorsun bana? Ben iyiyim baba ya. Gerek yok. İyiyim ben. Akşama Kenan da gelecek. Onu yemeğe davet ettim. Şaka yap... Yapmıyorsun. Yapmıyorum. Sadece dün konuştuklarımızı düşündüm o kadar. Hadi kırma beni. Aşağı gel. Zeynep'e çiftliği gezdirirsin. Atları filan. Ha? Tamam. Hadi. Yahya. Ne oldu, buldunuz mu bir şeyler? Yok hocam. Baktık birkaç yere yok. Biz de her yere baktık ama gidebileceğini bildiğin bir yer var mı? Hocam siz boş verin ya. Biz arkadaşımızı buluruz. Siz daha fazla karışmayın. Yahya. Sen niye öyle söyledin şimdi? Bizim yardımcı olmaya çalıştığımızı mı biliyorsun? Hocam benim lafım size değil. O kadınaydı. O Meral'in anası olacak kadınaydı. Siz kusura bakmayın. Ne olduğunu bilmiyorsun bile daha. Hocam benim bildiğim bana yeter. Biz bu adi düzen yüzünden Rıdvan'ı kaybettik. Aynı düzen yüzünden Meral'i de kaybedemeyiz, tamam mı? Siz kusura bakmayın hocam. Ya Fatma Hanım ne konuştuk ama? Ne olur yapmayın böyle. Çocuklar bile neler dediler hocam. Haklılar. Böyle analık mı olur? Bakın bu çocuklar birbirine çok bağlılar. Çok üzüldüler o yüzden. Yok hocam yok. Benden ana olmaz. Evladına bile bunu yapandan ana olur mu dedi Kevser. Bir de kızıma ettiğini bilseler. Bilseler. Emniyete haber versek iyi olacak. Hadi gidelim. Ya azıcık şunlara nazik davranın demiyor muyum Süleyman? Demiyorsun abi. Demiyor muyum? İyi, demediğim şeyleri yapmayın o zaman.
Zaten çiçeklere de böyle davranıyorsun. Git hadi araba kullan. Hadi. At binmeyi biliyor musun? Atlarla büyüdüm ben. Aferin oğlum, aferin. Ah. Bak bu benim atım, İmbat. Bu çiftlikte doğdu. Değil mi? Gel, gel, gel. Sen hep gel, dokun. Korkma. Çok güzelmiş. Gel, gel. Nasıl gidiyor? Birkaç kez daha gelirse Zeynep'i at binmeye alıştırabilirim baba. O zaman Zeynep'i yine davet edeceğiz demektir. Ben bir içeride hazırlıklara bakayım ne durumda. Zeynep sen de yemeği kalsana. Bir arkadaşım gelecek. Güzel vakit geçiririz beraber. Ben konuşurum onu. Keyfinize bakın. Atlar dünyanın en hisli canlılarıdır. Üzgün müsün? Kalbin mi kırık? Hemen hissederler. Sonra da gözleriyle seninle konuşmaya çalışır, derdine derman olurlar. Derman olabilirler mi bilmiyorum. Ama çok güzel oldukları kesin. Olurlar Zeynep, olurlar. Mesela bu at, İmbat. Şu anda neden üzgün olduğunu, ona neden hüzünlü baktığını anlamaya çalışıyor. Onu anlatmak ister misin? Ben çok büyük bir hata yaptım. Şimdi nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Vazgeçmeyerek Zeynep, vazgeçmeyerek. Hayatta her şeyden vazgeçebilirsin. Ama kendinden asla vazgeçme. Hiçbir hata senden kıymetli değil. Atları duyabildiğinizi bilmiyordum. Gel hadi. Her şey hazır mı Tekin? Bütün kolyeler yüklendi Jüri'den. Şoförler sevkiyatın düzmece olduğunu bilmiyorlar değil mi? Söylediğiniz gibi gerçek bir sevkiyat var sanıyorlar efendim. Anlamasınlar diye biraz da mal koyduk uygun yerlere. Güzel. Bu gece bizim için çok önemli Tekin. Oraya güvendiğin bir adamını koy. Kendini deşifre etme. Merak etmeyin. Kesinlikle hata istemiyorum. Tamam efendim. Dinliyorum. Araçlar yola çıktı. Top sende artık. Tamam. Abi. Buraya dur. Boyumuzu ama büyük işlere kalkışmıyoruz değil mi? Boyumuzu uzatmaya çalışıyoruz oğlum. İşte bana bak. Herkesi hazır et. Çabuk olmamız lazım. Zula yerler aklında değil mi? Aklımda abi, aklımda. Birkaç tane de koli dağıtıverin. Dümen olduğu belli olmasın. İtiraz eden olursa abi? İndirin oğlum. Olur abi. Abi, kulları bulduk.
İyi yapmışsınız. Enginarları da getirdik mi tamamız? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Her şey hazır. Biz de dışarı geçebiliriz. Evet. Ben artık eve gitsem Menderes Bey. Hem geç oldu hem de misafiriniz gelecek. Aa, hayatta olmaz. Bizimle yemeğe kal. Ege haklı. Gitme. Yemekten sonra biz bırakırız seni. Peki. O zaman ben Jülya Hanım'ı arayıp haber vereyim. Efendim, misafiriniz geldi. Hoş geldin. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Herkes tamamsa hadi yemeğe geçelim o zaman. Buyurun. Gel Zeynep. Gel hadi. Gel. Oğlum neredesin sen? Ya abi biliyorum Meral'e falan arıyoruz. Başımız dertte, ben bu gece gelemem buraya. Ya ondan değil oğlum, merak ettim. Ne yaptınız lan, buldunuz mu kızı? Yok. Ya mahallede gitmediğimiz insan kalmadı. Bütün kapılar çaldık. Her yere baktık ya, her yere. Meral yok. Ben dedim abi, siz en başında dedim. Ya dediysen dedin abi, bir heyecan yaratma şimdi. Seko! Oğlum Meral'i buldun lan. Buldun mu? İyi miymiş? Arsanın yanındaki boş binada. Oğlum sabahtan beri arsaya bakıyoruz ya. Seko kızın durumu kötü oğlum, gidelim. Davut abi ben kaçtım. Hadi oğlum hadi. Alo Yusuf Hoca. Efendim Davut abi. Ha Meral'i bulmuşlar. Çok şükür. Biz de tam emniyete haber vermiştik. Tamam abi, hemen geliyoruz şimdi. Ne olmuş, bulunmuş mu kızım? Bulmuşlar. Oh çok şükür. Ne yapıyorsun Meral? Dokundum. Sen ne diyorsun? Kim dokundu sana? Meral. Meral. Dolarıma dokundu. Meral. Seyşarım. Hadi onu bana. Gel! Amca. Kızım kim dokundu? İsim versene, gidip canını alalım. Yapma Allah aşkına, yapma. Ne olur bırak onu elinden. Meral biz yanındayız. Bak buradayız. Bize bak. Canım biz seni koruruz, tamam mı? Korkma bak. Annem koruyamadı beni. Kimse koruyamadı seni, kimse. Kimse koruyamadı seni. Meral. Bekleseniz iyi olacak. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dinliyor canım.
mı bana? Yapma. Ver onu bana. Ver. Deli ya. Ver. Deli ya. Deli ya. Nefret ediyorum. Anne yok beni. Yok. Kirlettiler beni. Ne kirlettiler beni? Kirlettiler. İnanmadılar. Dinmiyorum, dinmiyorum. Kirlettiler beni. Gel, gel. Otur şöyle. Ya, bu saçların haline biraz kısa kestir şunları. Şu güzel yüzün görünsün. Yapma. Tamam canım, dur. Bir şey yok. Yapma. Biraz da kilo al. Yapma, yapma. Gel şöyle, gel sen. Baba yapma, ne olur. Ne babası lan? Babam mıyım ben senin? Bir şey yaptığım yok canım ya. Gel dedim ben. Yapma, bırak, bırak. Dur. Meral. Meral. Meral, aç kapıyı. Bir şey yapmayacağım. Hem senin de hoşuna gidecek. Meral. Dinlemedi. Vazgeçti birden. Durdu. Gün geçti, daha çok üstüme geldi. Dur dedi. Yapma dedi. Dinlemedi. Annem anlattı ben. Gittim anneme söyledi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kız? Ha? Anne vallahi doğruyu söylüyorum. Yemin ederim. Sen! Sus kız, sus. Resul öyle bir şey yapmaz. Üvey de olsa senin baban diyorum, baban. Anladın mı beni? Bana bak. Sakın, sakın bu söylediklerini başkasından duymayacağım. Anladın mı beni? Hiç kimseden duymayacağım. Şimdi çek git onu. Çek öyle. Git. Aha. Çek git. İnanmadı bana. İnanmadı. Meral. Ne yapıyorsun? Dokunma. Bir şey yapmıyorum, sakin ol. Ya bırak. Tamam, sakin ol, korkma, bir şey yapmıyorum. Yapma. Bırak. Bırak beni ya. Gel buraya. Ya bırak. Direnme be. Bırak. Seni anneme söyleyeceğim. Zaten söyledim. İnanmadı sana. Boşuna bağırma. Boşuna direnme. Anne. 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 Bağırma seni hastanede. Anne. Anne. Sus sen. Direnme. Senin de hoşuna gidecek ya. Mahkemeye çıktılar. Biri döndü, o yüzden yaptım, o yüzden bıçakladım dedi. Kızımı lekeledi, kirletti diyemedi. Diyemedi. Annem yok benim, anladın mı? Annem yok benim, yok. Söyleyin nereden geldiyse gitsin gel oraya. Yok benim annem, anladın mı? Yok. Yok. Yok benim anne. Yok. Yok benim anne. Yok benim anne. Yok. Yok. Bitsin artık bu keder. Uğurlayın beni, beni. Çektiklerim artık yeter. Uğurlayın beni, beni. Kalmadı takatim gücüm. Uğurlayın beni, beni. Bu dünyada ben de.
Nişasta çıkar diye tahmin etmiştim. O benim sana küçük bir hediyem. Şimdi evine git, rahat bir uyku çek. Eyvallah. Rıfat, burayı iyice temizle. Bizden bir şey kalmasın. Tamam. Affedin beni. Affedin beni. Ne olur Rüzgar Hanım. Lütfen affedin beni Rüzgar Hanım. Açgözlülük böyle bir şeydir. Yiyecek bir şey kalmayınca kendi başını yersin. Nasıl? İşimize yarayacak kıvama geldi mi? Gayet güzel. Ne yapacağız şimdi? Biraz önce konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi Esra? Hatırlıyorum. Çok şey istemiyoruz. Konuştuklarımızı burada kameraya söyleyeceksin. Söylemezsen buradan cesedin çıkacak. Ya Jüyün Hanım, ne olur beni affedin. Ya yemin ederim hiçbir şey istemeyeceğim sizden. Ya biliyorum çok kızdırdım sizi. Ne olur affedin beni, bırakın ne olur. Tatlım, sen bir hata yaptın. Bedelini ödeyeceksin. Başlasın. Kızları ben kaçırdım. Kendimi sermaye olarak kullanacaktım. Kimin olduklarını bilmiyorum kızların. Ben yaptım, çok pişmanım. Kızları kim getirdi onu da bilmiyorum. Birer çay daha içer miyiz? Babama iyi geldi gençlerin muhabbeti. Aşk olsun Ege. Yaşlı mıyım ben? Ya ne güzel bir akşam oldu değil mi? Sık sık bir araya gelelim bence. Baba? Bence bir sakıncası yok. Vallahi baban için bir sakıncası yoksa benim için de bir sorun yok. Memnuniyetle. Olsa zaten bu akşam burada olmazdım Kenan. Sen sanıyor musun ki babam bu gece senin anlattıklarına tanıdı? Çoktan yedi sülaleni araştırmıştır bile. Ege. Yalan mı söylüyorum? Menderes Bey, araştırmacılık bizim genlerimizde var. Boşuna gazetecilik okumuyorum ben. Her doğru her yerde söylenmez benim güzel kızım. Bak, bunu okulda öğretmezler ha. Bütün gece Kenan'dan bahsettik. Zeynep hakkında pek bir şey duymadık. Birdenbire ortaya çıktın sayılır Zeynep. Kusura bakma ama benim sorularıma maruz kalabilirsin. Ege, misafirimi rahat bırak lütfen. Yok, önemli değil. Anlatabilirim. Fakir bir mahallede büyüdüm. Sonra bir gün birdenbire bir babam olduğunu öğrendim. Şimdi de buradayım. Çok basitmiş gibi anlatıyorsun. İnsan aynı mahallede başka bir eve taşınsa bile yadırgar.
bu kadar basit olmamalı. Oldu işte bir şekilde. Başa gelen çekiliyor diyorsun yani. Tamam ama bir ara uzun uzun dinlemek isterim seni. Siz Kenan'la nasıl tanıştınız? Onu hiç sorma, anlatam inanamazsın çünkü. Yalnız şunun garantisi var, siz de artık arkadaş sayılıyorsunuz. Her an kahramanca bir hareketine şahit olabilirsin, söyleyeyim. Hiç sanmıyorum Ege. Sonuçta o zengin bir mahallenin zengin kızı. Öyle değil mi? Ben de senin yaşadığın gibi bir mahallede büyüdüm. Doğrudur. Doğrudur. Ben olduğum yerde kaldım. Hop hop, ne oluyor? Gören de sizi hesaplaşıyor zanneder. Daha yeni tanıştınız arkadaşlar. Haklısın. Neyse. Ben müsaadenizi isteyeyim. Güzel sohbetiniz için, yemeğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de gideyim artık. Yok yok yok. Sen biraz daha kal Zeynep. Birer çay daha içelim. Daha sonra ben seni bıraktırırım. Sana tekrar teşekkür etmek istiyorum delikanlı. Kızını kurtardığın için. İyi geceler. İyi geceler. Ben Kenan'ı geçireyim. Aha. Otur lütfen. Birer çay daha. Ben önce bir tuvalete gideyim. Tabii. Sağ ol. Valla baban da kaç kişi teşekkür etti artık. Sen de başlama tekrar. Ondan değil be. Babamı mat etmeme yardım ettiğin için sağ ol. Valla şimdi konuyu bilmiyorum yani. Ne desem yalan olur. Anlatırım bir ara. Umarım bizi misafirperver bulmuşsundur. Biraz fazla konuşturduk seni ama... Yok yok. Her şey çok güzeldi. Gerçekten. Yani tekrar teşekkür ediyorum. Benim için de öyleydi. Biliyor musun, ilk defa bir arkadaşım evime geldi. Babam hiç böyle ziyaretlerden falan hoşlanmaz. Gerçi Zeynep'in gelmesi de bir ilk. Ama ben sevdim, iyi bir kız. Valla şimdi bir şey diyemem yani. Sonuçta ben tanımam etmem. Çok hoşlanmam bundan. Bir fikir sahibi değilim. Onu diyorum kızım. Kızım diye konuşma, ben de demiştim. Bende kalmış bu. Ha? Önemli değil. Atsaydın keşke. Kıyamadım belki. Diyorsun. Necdet, tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Kaçtım ben. Kendine iyi bak. Gerekeni söyledi. Götür bunu Lostra'ya. Sözünü çabuk tuttun. Artık sıra sende. Temizleyin bu kadını. Daha değil. Ne demek daha değil? İstediğimizi aldık. Artık onunla işimiz kalmadı. Melike Hanımcığım, uzun süredir ortalarda olmadığınız için unuttunuz herhalde. Biraz tedbirli olmakta fayda var. O yüzden hemşire hanım yaşayacak. Peki. Sana güveniyorum Çiçekçi. Sen beni hayatımın gerçeğiyle yüzleştirdin. (Gülüyor)
kızlar dikkat edin ona, olur mu? Biz buradayız hocam. Gözümüzü kırpmadan bakarız, siz merak etmeyin. Sizin de ailelerinize haber verdim. Korkmayın yani. Nasıl oldu? İyi mi şimdi? Uyudu. Yaraları bir süre sızlayacak ama. Hakkınızı nasıl öderim Nülüfer hocam? Olur mu öyle şey? Meral bizim de çocuğumuz sayılır. Ama sizi güvenli bir yere yerleştirmemiz lazım. Ya aslında benim bildiğim iyi bir aile pansiyonu var. Güvenilir bir yer. Oraya mı götürsek? Sokakta da olsa kalırım. Yeter ki Meral evde olsun. Bir daha uğramam semtine. Çocuklar. Hadi siz de evinize gidin artık. Yoruldunuz mu? Hocam belki bir ihtiyaçları falan olur. Biz hallederiz. Olursa kızlar haber verecek, ben konuştum. Merak etmeyin hadi. Tamam beyler. Kızlar arayacakmış, hadi biz kaçalım daha sonrası. Siz gidin. Sen? Ben gelmiyorum. Ya oğlum manyak mısın ya? Hadi sen de evine git, hadi yürü. Nerede akşam orada sabah Beseko. Bu gece de burada sabahlarım. Hadi gidin siz. Tamam. Bir şey olursa ara bizi. Eyvallah. Günaydın Zeynep. Günaydın. Erkencisin. Mahalleye arkadaşlarımı görmeye gideceğim de. Güzel. Dün gece nasıl geçti? Yani Menderes Bey'le yemek. Çok güzel geçti. Kızıyla tanıştım. Güzel. Tamam, ben de çıkıyorum zaten. Özür dilerim. Gerçekten kendim de değildim. Meral, gerçekten hiç önemi yok. Ben sana buraya yaşadıklarını hatırlatmak için gelmedim. Sana destek olmak istiyorum. Nasıl destek olacaksınız ki hocam? Yaşadıklarımı biliyorsunuz artık. Nasıl düzelir ki? Düzelmez. Düzelir. Eğer affetmeyi başarabilirsen düzelir. Affetmek mi? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz hocam? Her şeyi, herkese inancımı yitirdim ben. Son nefesime kadar çekeceğim bunun cezasını. Hem de hiçbir günahım yokken. Bana iyilik yapmak istiyorsunuz hocam. Gidin bulun o kadını. Nereden geldiyse gitsin oraya hocam. Meral tamam. Yoksa kaçıp giderim burada. Kimse izimi bile bulamaz. Tamam Meralciğim, ben konuşacağım. Ben sana destek olacağım. Biz bunun içinden çıkarız. Ama şunu aklından asla çıkarma, olur mu? Evet, belki sana yaşadıklarını unutturamaz. Belki çektiğin acıları asla karşılığı değil. Ama annen bedelini ödemiş. Ödemeye de devam ediyor. Kendimi sermaye olarak kullanacaktım. Kimin olduklarını bilmiyorum kızların. Ben yaptım, çok pişmanım. İşte bu kadını bulmuş. Kızlar kim? Dövüp konuşturmuş. Sabahleyin CD'yi bana ulaştırdı. Dün geceki sevkiyatı da dağıttığını sanıyor haklı sıra. Bu kızı canlı istediğimi söyle ona. Lostra inanmadı de. Çoktan öldürtmüştür onu. Öyleyse ölüsünü istediğimi söyle. Aptal kadın. Benimle oyun oynadığını sanıyor. Hadi acele et. Bilirsin, bekletilmeyi sevmem. Peki. Ya.
Dur bakayım tahmin edeyim. Lostra kızı canlı istedi. Her şeyi sen tezgahladın. O kadını karşıma sen çıkardın değil mi? Ama daha bitmedi. Bin arabaya. Sana küçük bir sürprizim var. Julie de. Kaybedecek bir şey kalmadı tatlım. Benimle gelirsen bir ihtimal kazanacaksın. Ha? Meral'den alanları unutmasını isteyemeyiz tabii. Ama annesini affetmesi lazım. Yani yoksa yoluna devam edemez. Çok zor. Niye öyle konuşuyorsun Yusuf ya? Bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Tam da bu yüzden böyle konuşuyorum ya. Çözüm üretmeye çalışan sen olduğun için. Anlamadım ne demek istediğini. Yürüfer, sen daha kendini affedemedin. Beni affedemedin. Nasıl bilmediğin bir şeyi başkasına öğreteceksin? Benim aklımda bunları düşündüğünü bilmiyordum. Ben doğruları söylüyorum. Doğrular mı? Tek bir doğru var biliyor musun Yusuf? O da gitmek. Gitmek ne gitmesi? Seni görmek iyi gelmiyor bana. Ben okuldan izin alacağım. Tayinimi de isteyeceğim. Bir daha da birbirimizi görmeyiz. Nilüfer. Zeynep kızım. Günaydın Melek teyze. Günaydın. Kenan evde mi acaba? Aa, Kenan çıktı kızım. Kızım, Zeynep, ne oluyor size? Bir derdiniz var. Cesur'a da dargın. Bir şey söylemiyor ama ben anlıyorum. Yok bir şey Melek teyze, sen merak etme. Nereye gittiğini biliyor musun? Valla Cesur arıyordu günlerdir. Bugün açtı telefonunu. Galeriye gitti herhalde, onunla konuşacaktı. Tamam, çok sağ ol Melek teyze. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Lostra'ya hemşireyi ver. Senin istediğin gibi konuşacak. Melike beni zorladı. O yüzden öyle konuştum diyecek. Niye böyle bir şey yapsın ki? Annesiyle kızını kaçırdım. Neden böyle bir şey yaptın? Kendimi kurtarmak için.
Bu yaptıklarım aramızdaki savaşın bittiği anlamına gelmez Jülide. Öyle kendini koyverme. Zekiyim çünkü. Benim aklım seninkini yendi. Aman ne iyi. Kenan. Hadi bana eyvallah. Kenan lütfen konuşmak istiyorum seninle. Ya sen daha benimle neyi konuşacaksın ya? Ha? Sen daha bana neyi söyleyeceksin? Sen bana diyeceğini dedin. Tamam mı? Çekil önünden. Kenan bir dakika dinle beni. Lütfen. Lütfen dinle beni. Neden bana yabancıymışım gibi davrandın dün gece? Sence? Sen beni beklemedin tamam mı? Sen beni beklemedin, bana ihanet ettin. Kenan haklısın. Ne yapsan haklısın. Öfkeni çıkar benden. Yüzüme tükür istersen, istersen ayaklarına kapanayım. Ama ne olur beni görmezden gelme. Buna dayanamam, ne olur. Sen resmen beni aldatmak için, bu mahalleden defolup gitmek için fırsat kolladın, tamam mı? Hayır. Öyle değil, vallahi öyle değil. Öyle! Öyle. Ben sana sırtımı isteyerek dönmedim, tamam mı? Ben içeri girdim, mecbur kaldım. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Kenan çok pişmanım. Keşke ölseydim de o günü yaşamasaydım. Sen bana kimi tercih ettiysen ona git, tamam mı? Benden uzak dur, çekil. Kenan kimseyi sana tercih etmedim. Kendimde değildim. Uyuşturucu kullanmıştım. Kesilsin artık, yeter! Çekil! Kenan! Bitsin artık bu keder, uğurlayın beni, beni. Çektiklerim artık yeter, uğurlayın beni, beni. Kalmadı takatim gücüm. Bu keder, uğurlayın.